Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin üyeleri bugün Adana'da bir araya geldi. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde toplanan EYT'lileri, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, İyi Parti Adana Milletvekilleri İsmail Koncuk, Metanet Çulhaoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı ve adayı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı adayı Akif Kemal Atay, Hacı Bektaşi Veli Derneği, Tekstil İş Sendikası ve STK'lar yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende sık sık sloganlar atan EYT'liler taşıdıkları döviz ve pankartlarla da dikkat çekti. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar her zaman sizlerin yanınızdayız dedi. Akif abi yıllardır mücadele içerisinde dimdik duran ve hep bizim örnek olduğu çok dürüst ve çok iyi bir insan. Onun için Cumhuriyet Başkanı'na da öğretti. Hayırlı olsun Cumhuriyet Başkanı'na. Ben sevgili kardeşlerim, sevgili EYT'liler, uzun ince bir yoldayız. Yürüyoruz gündüz gece. Hakkımızı alıncaya kadar yürüyeceğiz uzun ince. Çukurova Türk Mikrofonu'na konuşan emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, hak edilmiş olan hakkımızı istiyoruz. Sesimizi duyurmak için 10 Şubat'ta yüz binlerce EYT'li Ankara'da olacağız dedi. 10 Şubat'ta biz Ankara'da tüm Türkiye olarak sesimizi bütün illerde duyurmaya çalıştık ve artık diyeceğiz ki yanı başınızdayız. Biz buradayız, varız. Artık görmemeniz mümkün değil diyeceğiz. 10 Şubat'ta tüm Türkiye olarak bütün EYT'li, EYT'ye destek veren aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla, yakınlarıyla yüz binleri aşacağımız bir sayıyla biz Ankara'da olacağız.